Nurhan Hanım, bir kardeşi kaybetmek çok acı çok ama acı. katilin, katil zanlısının hala ortada olmaması, bulunmaması, cezasını çekmemesi daha da acı bir şey. Çok acı ve e, olay olduktan sonra katil olay yerinden gidip eve, kendi evine gidiyor. İki sokak ötede oturuyor, yakın oturuyor Hı -hı. Pınar'a. Eve gidiyor, üstünü değiştiriyor, bıçağı bırakıyor, öyle kaçıyor. Yarım saat sonra yani. Yani hazırlanıyor ve gidiyor. Kesinlikle, evet. Şimdi Pınar erkek kardeşinizin sevgilisi. Sevgilisi. O dönem iki... sevgililer miydi öldürüldüğü zamanda? Öldürüldü, öldürülmeden... Çünkü eski sevgilisi diyorsunuz. Yani şey, 3-4 gün önce, hatta bir hafta önce ayrılmışlardı. Hı hı. Ne kadarlık bir ilişkiymiş bu? Yani 2 yıl. 2 yıldır hemen. Pınar Hanım'la birliktelerdi bunlar. Evet. Peki, iki yıl önce nasıl tanışmışlar? Şöyle tanıştılar. Pınar'ın da oğlu var. Benim kardeşimin de oğlu var. İkisi sınıf arkadaşı. Sınıf arkadaşı çocukları. Evet çocuklar sınıf arkadaşı. Biz de birer sokak arayla oturuyorlar annemle Pınar. Hı hı. İşte şey, Pınar evimize girip gelmeye başlıyor. Kardeşim o sırada evli. Evliyken ilişkileri Evliyken, başlıyor. Evliyken evet. Çünkü şey, önce gelinimizle arkadaş oluyor Pınar. Ha. Gelinimizle çok iyi arası. Daha sonra işte kardeşime göz koyuyor. Yani gidiyor arkadaşlık yapıyor çocuklar çünkü aynı okuldalar evet, sonrasında gidip de onun babayı yani çocuğun babasıyla evet. birlikte olmaya başlıyor. Evet. Sonra ne zaman boşanma sürecine giriyor kardeşiniz? Yani şöyle şunu da söyleyeyim işte evde musluk bozuldu Şahin'i çağırıyor evde şu oldu Şahin arıyor işte gelinle o sırada tartışmaya başlıyorlar neden seni arıyor neden bu kadar yakın davranıyor. Hı hı. Sonrasında işte bu yani bir sene sonra falan ayrıldılar. Yani gelin duydu ve ayrıldılar. Yani bu Pınar Bahat. yüzünden evet, erkek huzur kardeşimiz eşinizden evet. ayrılıyor. Çünkü sürekli evde bile mesela bir şey yaptırıyor, resim çekiyor, kardeşime resim atıyor. Hmm. Gelinimiz dedi ki sana niye resim atıyor? Defalarca tartıştı, evine gitti, kavga da etti Pınar'la ama yok peşini bırakmadı kardeşimin. Yani hiçbir Pınar şekilde. aslında Pınar Hanım ayırmak için her şeyi yaptı siz Evet hiçbir şekilde göre. kardeşimin peşini bırakmadı. Çünkü kardeşim düzgün hayatını yaşayan tertemiz bir çocuktu yani. Tertemiz. Bir tane mi çocuğu var? İki oğlu, tane. i̇ki tane çocuğu var. Bir kızı bir oğlu var. Peki bir yıl sonra ayrıldılar ve Pınar'la ilişkileri devam mı etti? Ayrıldılar, ilişkileri devam etti ama şey hani bir küs bir barışık. Kardeşim sürekli kopmak istiyordu yani ayrılmak istiyordu ama kadın bırakmıyor. Hiçbir şekilde bırakmıyor. Takıntılı kapısına mıydı? geliyor. Evet kapısına geliyor. Gece yarısı taksiyle kapısının önünde sabaha kadar bekliyor iş. Hani işe gidecek diye kapının önünde. Hiçbir şekilde huzur vermedi. Peki Brakmadı erkek kardeşiniz yani. bu aşkı ya da bu takıntıyı nasıl anlatır? Sizlere anlatır mıydı? Yani diyordum ki Şahin hani başına bir iş gelmesin. Hani bu kadar takıntılı olması normal bir şey değil. Arabasının üstüne notlar falan da yazıyordu. İşte yok abla bir şey olmaz. Ne yapabilir ki? Ne olacak? Hı hı. Yani kendi kendini seviyor ediyor bilmem ne. Sonra iyice bu... E, ben ayrıl dedikçe kardeşime yani, biz ayrıl dedikçe, biz ailece hiçbir şekilde istemiyorduk. Hı hı. Bu arada Pınar e, ilk eşinden başka bir çocuğu. Bu arada bir sene önce soyadını değiştiriyor. Eski soyadı Koç bu adamın, katilin. Hı hı. E, ikinci Neden evliliği. soyadını değiştiriyor Murat Hiç, Bey? Hiçbir bilgim yok. Ben abisiyle Murat konuştum. Murat Bey bir sene önce Koç soyadını değiştiriyor. Evet. Mimaroğlu yapıyor. Eski hı hı. soyadı Koç bu arada. İşte şey. E, yani ne söylüyordum kafam gitti tamamıyla. Hı hı. Peki soyadını vardı. değiştiriyor evet. ve takıntılı. Peki vardı. siz Pınar e, Hanım'la mesela yüz yüze geliyor muydunuz hiç? Yüz yüze geldim, defalarca geldim. Çünkü çok yakındı evlerimiz. Hı hı. Yani bana iki sokak ötede oturuyordu. Annemlerle bir sokak vardı arasında. Peki ben söylüyor de muydunuz bu ilişkiyle önceden. ilgili bir şeyler ona? Yani, yani ben en son duyduktan sonra, evliyken değil duyduktan sonra bırak. Hı hı. Olmaz. Hatta kardeşim bir ara ayrıldılar, tekrar e, denemek istediler Hülya'yla. Dedi ki abla bırakmıyor. Dedim ki bak Şahin hiçbir şekilde barıştığınızda bu kadın seni arasa da kapına gelip yalvarsa da Hı -hı. hiçbir şekilde telefonlarına cevap verme, görüşme. İşte şey yine huzur vermedi. Geldi hatta bir daha denediler falan Aha. ama kadına da kadını da arıyordu. Yani gelinimizi de arıyordu, rahatsız ediyordu. Hayır, ayrıldığı halde, boşandıkları halde aramaya devam ediyor muydu? Gelinimizi bile arıyordu. Yani tekrar denemek istedi kardeşimle gelin, gelini de arıyordu. Ha barışmasınlar ne? diye, evet. tekrar bir araya gelmesinler evet. diye. Arayıp ne diyormuş mesela Pınar Hanım? Yani seni sevmiyor, sen geldin ama gideceksin, benle görüşecek, beni seviyor. Böyle saçma sapan şey. Peki onun bu söylediklerine kardeşiniz ne diyormuş Şahin Bey? Yani kardeşim geline mi? Ee, şey Pınar'a. Yani hani neden böyle geline, yapıyorsun? Evet, evet karısı Neden arıyor. böyle yapıyorsun diye söylüyor, defalarca tartışıyorlar. Şikayetçi mu? oldu mu hiç? Yok hiç şikayetçi olmadı. Çünkü yani... Yani en son zaten kardeşim böyle kadına el kaldıracak, böyle karıncayı incitecek bir insan değil. Hı hı. En son şeyde de söyledim, yani bir kere dövdü Pınar'ı, dövdükten iki gün sonra da bu olay oldu zaten. Peki, en son diyorsunuz ki Pınar Hanım'la şiddetli bir kavga ediyorlar. Evet, çok şiddetli. Ne olmuş o gün? Yani şöyle söyleyeyim, e, biz Pınar'ı iyice cephe aldık. Kardeşime dedim ki yani bu bir insan istemezse görüşmez, telefonunu kapatır. Ee, ne bileyim gider savcılar sınır çizersin, şikayet eder. Olmazsın. Evet bir sınır koyarsın olmaz yani bu olmaz bu şekilde. Dedi ki karışmayın ben 35 yaşındayım hayatıma karışmayın ben ne yapacağımı biliyorum. Biz bir ara bir, bir ay görüşmedik bir ay bir buçuk ay kardeşimle tartıştık. Pınar Anneme, yüzünden mi tartıştınız? Evet Pınar yüzünden ben annemi yanıma aldım. Hı hı. Annemle kardeşim bir arada yaşıyorlardı. O sırada Pınar eve yerleşmiş bütün eşyalarını getirmiş annemin evine. Annenizin evine. Evet bütün hı hı. eşyalarını çocuk iki çocuğunu da getirmiş. Peki iki tane kardeşiniz olduğunu. annenizle mi yaşıyordu? Evet birlikte yaşıyorlardı hı hı. çünkü... E, Yeğenlerim, yeğenlerime annem bakıyor. Anneniz bakıyordu. Kardeşim belayetini almıştı boşandıktan sonra. Hı hı. İşte şey, o eve yerleşiyor. Sonra yerleştikten sonra bu kadın yasaklı madde de kullanıyormuş. Kardeşime de birkaç kere denettiriyor yasaklı maddeyi. Hı hı. Sonrasında kardeşim diyor ki bu iş böyle olmayacak. Yani ayrılmamız lazım. İstemiyorum yani bu işi sonu, ben artık bu işi. Evet iş istemiyorum. Hatta anneme mesaj attı. Dedi ki anne sabah gel eve. Hani ben hatamın farkındayım. Gel çocukların başında dur diye mesaj attı anneme kardeşim. Mesajı okumuş çıldırmış. Gitmiyorum. Kardeşim eşyalarını falan kapının önüne atıyor onun. Hı hı. Kapının önüne koyuyor gitmiyorum diyor. Çıldırıyor. Ondan sonra kardeşime saldırıyor. Kardeşim saldırın saldırınca da birkaç kere vuruyor. Hı hı. Yani dönüyor. Yani gitmek istemediği için bu saldırı evet, oluyor. Evet gitmek hı hı. istemediği için. Atıyor Ayrılığı sana kabullenmiyor. Kardeşim. Evet. Peki şunu soracağım. Mesela kardeşiniz aslında bu kadınla birlikte olduğu için evliliği bitti. Evet. Peki... Neden en son noktada tamamen o da bu ilişkiyi bitirmek istedi? Çünkü yasaklı maddeye bulaştırdı. Hmm. Yasaklı madde kullandığını öğrendikten sonra aslında bitirmek istedi. Evet ve kendisine de bir iki kere denetmiş. Kardeşim yani e, özel bir şirkette çalışıyor. Hı -hı. Kariyeri olan tertemiz bir çocuk yani. Geçmişinde hiç böyle bir şey olmayan bir çocuk. Çünkü iki çocuğunu görüp bir şekilde artık geriye çekilmesi gerekiyordu. Çünkü yani bir de şöyle bir şey var. Bu kadının e, ilk eşi yasaklı madde satmaktan cezaevinde. İkinci işi bu Murat, Murat Koç Bey. Murat Mimaroğlu yıllarca uyuşturucu kullanmış, kullanmış. ki o gün yüzde %90 uyuştur yani uyuşturucu yani uyuşturucu madde etkisiyle yapmış düşünüyorum. Pınar hanımın eski eşi de uyuşturucu kullanıyor, satıyor muymuş da. Evet. Hem kullanıyor Pınar'da, hem satıyor. Pınar da o da ikisi de. Hı -hı. İkisi de temin ediyorlarmış yani. Pınar da satıyor. Hem uyuşturucu evet. madde temin evet. ediyor. Evet. Bu tabii bunların hepsini sizin iddianızla değerlendiriyorsunuz. Yani test yaptırabilir. Ben buradayım. Test Hı -hı. yaptırsın. Aksi çıkarsa ben herkesin içinde böyle ayaklarına kapanıp özür dileyeceğim ondan. Test yaptırsın. Peki kardeşiniz yasaklı madde kullandığını size anlattı mı? Yasaklı madde kullandığını bana yani şu şekilde söyledi. Abla, yani bildiğin gibi şeyler değil, sonu kötüye varacak. Hani anlaşılıyor zaten çünkü 3-4 kilo vermişti, hı hı. sonu kötüye varacak benim yani bu kadından kurtulmam lazım. Hı hı. Kurtulmam Peki, lazım. Dedi. o gün yani o ilk şiddet uyguladığı gün kadını dışarı atıyor Pınar Hanım'ı evet. ve diyor ki hani git istemiyorum seni. Evet git. Ama karşı çıkınca Pınar Hanım'a şiddet uyguluyor kardeşiniz. Evet şiddet uyguluyor sonra o gece e, Pınar eski kocası Murat Mimaroğlu katilin evine gidiyor. O gece orada kalıyor çocuklarıyla hı hı. birlikte. Daha sonra aradan iki gün geçiyor, işte mesaj atıyor. Bunu bana yapmayacaktın Şahin, beni atmayacaktın, bu şekilde yapmayacaktın. Görüşeceğiz. Bu arada ablası e, Pınar Hanım'ın e, gönül İngiltere'de yaşıyor. O da kardeşime seni öldürtmem 9-10 bin liraya bakar. Sen benim Oo, kardeşimi nasıl döversin? Tehdit ediyorlar. Evet uh -huh. nasıl döversin? 9-10 bin liraya bakar seni öldürtmem diyor. Peki Pınar Hanım e, büyük ihtimalle gittiğinde e, eski eşine de dolduruyor ve onunla kesinlikle, ilgili bir şeyler söylüyor. Kesinlikle. Çünkü e, bu olaydan 2-3 gün sonra oluyor yani kardeşim katlediliyor. Ne oluyor 2-3 gün sonra? Bir de Olay şöyle günü. Esra Hanım yani... Kardeşimin bu e, katille hiçbir e, kavgası yok, mesajlaşması yok, tehditleşmesi yok. Hiçbir araya gelmişler mi? Yani belki hani çocukları ortak okulda olduğu için belki öyle görmüşlerdir. Yok hayır biz taşındık oradan, beylikdüzündeyiz. Hayır Avcılar okuldayken görmüş mü? Çünkü sonuçta onun çocuğu var. Yok. Yok Yani hani Murat Bey'le belki öyle veli toplantısında falan karşılaşmışlardır. Yok karşılaşmış adam yerdir. yani bende görüntüsü var. Çocuğu okulda dövmüşler yüzü gözü mosmor. Okuluna gidip çocuğumu kim dövdü bile demeyen bir adam yani. İlgisiz bir baba. Evet, o çok yüzden ilgisiz onunla bir, bir araya gelmişliği evet, yoktu anne daha Anne de önceden. öyle, Pınar da öyle. Yani çocuklarına şiddet uygulayan, bağıran, çağıran. Akşam yani saat 7-8 mu hemen yatın işte içkisini eline alıp camın kenarında oturup içki içen bir kadın ya. Zaten yani. yasaklı madde kullanıp e, sattığı için de bu tarz şey evet. e, girmiştir. Durum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.